şudur diye dememiz mümkün değil ama bağlantısı olabilir yani savaşın stratejisi açısından. İsrail kendisini Amerika'dan asla soyutlamak istemez çünkü bu biraz orayla bağlantılı. Bir de 2024'ün unutmayın Kasım'ında ABD'de seçimler var. Trump bütün kamuoyu araştırmaları ABD'de Biden'ın önünde gösteriyor. Oradaki oraya dönük olarak o bir yıllık süre, bir yıl diyeyim yine de ben ona, 11 aylık süreç var ya. O süreç için önemli tabii ki bir hazırlık. Sonuçta İsrail kopmayacak. Şimdi buradaki sıkıntının şöyle bir yanı var. Ne kadar tahrik ederlerse etsinler, İran burada böyle bir savaşa, çatışmaya girmemesi gerektiği konusunda çok geniş bir kültüre ve tarihe sahip. İran görmüyor mu? Buraya çekecek. Çünkü İran şunu biliyor. Buraya çekildiği andan itibaren çok kısa bir süre sonra iç savaş ve parçalanır. Ve İran şunu biliyor. 1990 yılı itibariyle ABD'deki strateji merkezleri zaten bunu çok net biçimde açıklamışlardı bu parçalanma sebebi. Özür diliyorum. Buyurun. Bunu da estağfurullah. Bunu da 1995 yılı 6 Ağustos tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ne Avustralya'daydım o zaman bu doktora çalışması yazmıştım. İçin. Orada yazıp göndermiştim ki ya böyle böyle bu strateji merkezleri İran'ın 6 parçaya ayrılması üzerine bunları geliştirdi. Hatta o makaleyi şöyle bitirmiştim ben. Tam sayfa yayınlamışlardı onu. Şöyle bitirmiştim. Türkiye çok dikkatli olmalıdır. İran'da iç savaş çıkartılır. Başlatılırsa Türkiye'nin ömrü 60 dakikadır diye. Çünkü ondan sonraki süreç buraya sıçramaması söz konusu bile değil. Zaten en büyük işlerden biri tabii. Bu arada çok özür dilerim. Türker Artuk da aramıza katıldı, emekli amiral. Hoş geldiniz Türker Bey. Geleceğim şimdi size de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Konuklarım saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Geleceğim şimdi size. Bunu da eklemek lazım. Ben de Erol Hocam gibi düşünüyorum. Yani İran nükleer güce sahip olmadan hiçbir savaşa girmez. Çok yaşayınız. Hiç mümkün yani bu bir mukabele günden, olacak tabii. İlk günden beri benim şahsen yargımdır. Tartışılır ama nükleer güce sahip olmadan İran bir savaşa girmez. Bir de Çin Devlet Başkanı İran'la Suudi Arabistan'ı biliyorsunuz çağırdı ve kimsenin beceremediği bir işi becerdi. İran'la Suudi Arabistan arasındaki çok böyle geleneksel uzun süren böyle bir antagonizmayı, çatışmaları yumuşatmaya çalıştı. Dolayısıyla bu mesele olduğu zaman İran'ın hemen müdahil olmaması konusunda Suudi Arabistan dahil Batı dünyası özel bir diplomatik çaba gösterdiler. İran direkt girmez. İran'ın çöküşü ve bitişi olur. Tabii ki vesaire yani vekilleri yok, üzerinden biraz cevap tabii verir. Hizbullah üzerinden verir. Kesinlikle. Şimdi İpek Hanım. Biraz önce Mithat Bey söyledi galiba bu savaşın alanını genişletme konusunda bir yorumda bulundu. Evet. Lübnan Başbakanı bir açıklama yaptı biraz önce. Bizi de savaşın içine çekmek isteyen bir eylem diye bu konuda. Evet. O teyit ediyor yani. Evet, evet. İşte tabii Türkiye'nin böyle hassas konularda, sonu nereye varacağı belli olmayan konularda çok fazla kutup başı olmaması gerekir dış politikası açısından. Teşekkür ederim. Hemen İbrahim Bey'e dönmek istiyorum. Aslında hem bu eylemi hem de dünkü Gazze mitingini birlikte konuşabiliriz. Siz mesela dünkü Gazze mitinginden ne sonuç çıkardınız? Onu nasıl izlediniz? Ve Gazze meselesinde hükümetin izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz? Ve bu az önce konuştuğumuz bu riskler bizi nereye götürür? Şimdi Türkiye'de bir seçim var ve seçim olduğu zaman AK Parti iktidarları bugüne kadar hep şeye odaklandı, seçime odaklandı. Onun dışındaki hiçbir şeyi o kadar önemsemiyor. Yani bölgedeki jeopolitik riskler vesaire falan elbette ki onları da yönetiyor bir taraftan ama seçim odaklı düşünüyor. O yüzden Türkiye'de olan biten birçok şeyi Türkiye'nin iç dinamikleriyle anlamak ve açıklamak daha doğru. Şimdi bu dünkü Gazze mitingi benim gördüğüm hani bir kimileri o bir günah çıkarma çabası olarak falan gördüler. Niye? Çünkü Türkiye Filistin meselesine gerekli desteği vermedi. Hatta bir sürü baktığınız zaman işte ticaretini normal bir biçimde sürdürüyor olması, bu ticaret sürdürenlerin ya da işte bunun lojistiğini sağlayanların doğrudan iktidar bağlantılı insanlar olması falan. Şimdi bunlara hükümet doğru dürüst yanıt vermeye ihtiyacı bile hissetmedi. Çünkü tabanından gerçekten tepki gelmedi. Hükümeti çok rahatsız eden. Sonunda ne oldu? Gemilerin güzergahla bilgileri falan gizlenmeye başlandı.
mesele çözülmüş oldu. Ama yani evet, şu ürünleri göndermiyoruz, şu yasaklandı, gemiler mal taşıyamaz, limanlarımızı kullandırmıyoruz. Şimdi Malezya İsrail'le ticareti ne kadar olabilir? Limanlarını kullandırmayı engelledi. Ya da İspanya'da birçok limanda işçiler İsrail'e yük yüklemeyi reddettiler ve yüklemediler gemileri. Dolayısıyla hani oraya eşya falan taşıyamadı. Türkiye'de bunların hiçbiri olmadı. Şimdi yani bir taraftan böyle bir duyuyor.